Selamun aleyküm arkadaşlar. Ya bizim şansımız mıdır, kaderimiz midir, nedir anlayamadım gitti. Ya şöyle bir 3 gün arka arkaya oh be diyelim, derin bir nefes alalım, Galatasaray'da da güzel şeyler oluyor diyelim, birlik beraberlik var diyelim, herkes taşın altına elini ast olan Galatasaray'dır gerçeğinden hareketle sokuyor diyelim, gerisi teferruattır diyelim. Yok arkadaş ya, ya kişilerle uğraşmaktan bıktık ya, harbiden bıktık arkadaşlar ya. Şimdi ne güzel her şey, hani su akar yolunu bulur hesabı. İşte bir ara bir sıkıntılı dönem vardı, onun da sohbetini yapmıştım. Demiştim ki Erden Timur tehlikeli sulara erken daldı diye, dalacağını biliyordum da erken daldı dedik. Sonra bir durulma oldu, bir şeyler oldu o arada arkadaşlar. Herhalde uyarıldı arkadaş, kendine geldi. İşte Mertens Torreira transferleri bir şekilde oldu. Ondan sonra kıyamet yine koptu arkadaşım. Yine koptu. Her gün bir şey oluyor ya. Her gün birilerini pohlolamak, her gün birilerinin sırtını sıvazlamak durumunda değil bu kulüp ya. Herkes bu kulübün sırtından bir şeyler kapmak derdinde ya. Ya gideni gider bırakmaz. Geleni gelir aklı başına gelmez. Her türlü haltı yemeye devam eder. Bu tepeden tırnağa böyle ya. Dünden bugüne böyle. Yeter. Şimdi bir Erden Timur diye biri çıktı başımıza. Evet tamam, basketbolda onu yaptın bunu yaptın kardeşim. Öyle. Ya keşke baskette kalsaydı. Ben kamera karşısına geçmeyi sevmem, şudur budur diyen adam. Ulan içinde ne de kamera canavarı varmış ya. Adam hani derler diye eskiden güvenlik kamerasını gördü konuşuyor. Ya bu güvenlik kamerası değil abi. Her cep telefonunu gördü mü konuşuyor. Şimdi cep telefonları kamera ya. Her cep telefonunu kamera zannediyor. Başlıyor konuşmaya. Ya olacak iş değil abi. Galatasaray taraftarını kandırmayın. Bakın Galatasaray taraftarı böyle kendini kandıranlara, çok uyanıklık yapanlara, çok böyle uyanık geçirenlere, kurnaz geçirenlere bak pabucu ters giydirir arkadaşım. Ters giydirir. Mertens Torreira geldi. Her şey bitti zannettik. Nereye bitiyor kardeşim? Bakın el alem patır kütür patır kütür oyuncu alıyor. Al. Geçen sene Türkiye Ligi'ni gol kralı bitiren, daha şu çekime girmeden 2 dakika önce baktım, Umut Buzok Trabzonspor'da. Ya adamların almadığı futbolcu kalmadı. Her gün bir futbolcu indiriyorlar. Hem de kaliteli futbolcu getiriyorlar. Fenerbahçe deseniz öyle, Beşiktaş deseniz öyle. Abi biz diyoruz Torrent'imiz var, Torreira'mız var. Bir de ne var abi? Mertens'imiz var. Öbürleri nerede abi? Öbürleri nerede? İşte Seferovic'in durumu belli. Oliveira'nın durumu belli. Mitsuo nerede belli değil. Dubois nerede belli değil. Tamam bunlar işte kariyerli mariyerli futbolcular dedik ama yok abi, bir sakatlanan 3 haftadan açıyor taksimetreyi. Yok. Dubois gitti. Ne zaman işte oynayacak mı Trabzon maçında, oynamayacak mı belli değil. Mitsuo ne zaman dönecek belli değil. Oliveira kalmış tek başına. Zaten yapılan yorumlarda işte bu Oliveira ya da Mertens ya da ne bileyim Torreira'nın Taylan'la Berkan'dan ne fazlası var demeye başladılar. Çoğu kasıtlı yapıyor bunu biliyorum ama sonuç itibariyle arkadaşlar ortada bazı gerçekler de yok değil yani. Şimdi bakıyoruz, giden gelenlere bakıyoruz. Ya ben hala 24 yaşındaki Mustafa Muhammed'in neden görev gönderildiğini anlamış değilim. Ve de yerine Seferovic'in alınmış olmasını da hala çözemedim. Mesela arkadaşlar, Seferovic'in iyi ya da kötü futbolculuğu değil. Bu takım oluşturulurken, bu kadro oluşturulurken, bu kadronun mühendisliği yapılırken eldeki oyuncuların durumuna bakılmıyor mu? Kerem'in hiçbir zaman orta yapacak bir adam olmadığını bilmiyorlar mı? Yunus'un Adana Demirspor'da geçen sene sergilediği futbola bakın. Aldı mı içeri giren, paslar veren, araya top atan, bilmem ne atan oyuncu olduğunu herkes bilmiyor mu, görmüyor mu? Yunus kaç tane çizgiye inip de klasik anlamda orta yapmış? Ya da Kerem kaç tane çizgiye inip sol taraftan orta yapmış? Arkasında oynayan bir Arnold var. Arnold abi orta bakımından. Adam işte ara sıra bir şut atıyor, kale tutuyor, bilmem ne oluyor. Ooo diyoruz. Sağ tarafta Omar'ı geçtik, tamam. Omar'dan bu tarafa doğru gelin. Hadi Omar'ın sıkıntıları vardı, vefa gösterildi Omar'a diyoruz. Kardeşim Boey
İki tane Avusturya kampına götürülmedi. Git dediler, PAF takımıyla çalış dediler. Adam oraya gönderdiler. Adam gitti PAF takımıyla çalışmaya. Derken Omar koy verdi, su koy verdi, su kaynattı. Orada kim oynayacak abi? Yok kimse. Bu sefer gel Boe. Sen bu Boe'yi kampa götürmedin lan. Avusturya kamplarına ben anlamıyorum. Avusturya kampına niye götürmezsiniz? Ömer Bayram gider. Ne bileyim işte bir sürü Oğulcan denen gereksizler gider. Bir takım tipler gider de senin sağ bekinde oynayacak bir tane adam niye gitmez? Ondan sonra gel Boe, kurtar beni Boe, orta yap Boe. Boe çok kötü, Boe gol yedirdi, Boe iyi oynadı falan filan. Ya bakın Galatasaray'da abi Erden Timur Galatasaray'ın futbol aklı olamaz ya. Olamaz. Olmamalı da zaten. Orada Cenk Ergün duracak abi. Bütün yetkiyi Dursun Efendi vermiş buna. Bu da bildiğin gibi at koşturuyor. At koşturuyor derken şöyle sorayım. Peki bu Erden Timur nereye koşuyor? Yok yok nereye demeyelim. Bu Erden Timur kime koşuyor arkadaşım? Kime koşuyor? Nereye? O biraz bilinen klasik bir başlık. Bilmem kim nereye koşuyordu. Şimdi bu Erden Timur nereye koşuyor? Ben nereye koştuğunu, kime koştuğunu biliyorum. Ama Galatasaray, Erden Timurların, bilmem nelerin, onların, bunların abi deneme tahtası, meşhur olma tahtası, şan şöhret olma tahtası yeri değil abi ya. Değil. Yeter ya. Erden Timur kendini kurtaracak. Öbürü bilmem ne yapacak. Öbürü bilmem ne, nereye gidecek. Ondan sonra biz ne yapacağız abi? Sizler gerçek Galatasaraylılar ne yapacak? Elini taşın altına sokanlar, storlara koşanlar, kombine alanlar, yağmur çamur kış demeden her türlü fedakarlığı yapanlar ne olacak arkadaşım? He? 3 tane 5 tane adam ona abi al külah ver takke. Baba ben işte bak şöyleyim, ben gelirsem seni başkan yaparım, ben şöyle güçlüyüm, ben bilmem ne yaparım, bak bilmem ben kim başkan yaptım, başkan yaptım bana ters gitti, yan baktı, düz bakmadı, ben onu bak nasıl gönderdim, bak seni başkan yaparım, sen şimdi şunları ayarla, ey Dursun emmi seni de buraya biz seçtirdik, şuraya sen hani sportif direktör olarak aydın günleri getirecektin, ne oldu onlar? Öbürü ne oldu? Bu Cenk Ergün hala niye burada duruyor? Neden bunu Abbas etmediniz? Ya daha bazı şeyleri de söyleyemiyorum. Bana şunu demeyin arkadaşlar. Ya yarın bugün cumartesi, yarın Trabzon maçı var. Trabzon maçı öncesi bunlar anlatılır mı? Ya anlatılır abi, anlatılır. Maçtan bağımsız söylüyorum bunları. Şu Erden Timur'un daha önce bundan önceki sohbetlerin birinde anlattım, iki sohbet önce yanılmıyorsam. Ya kardeşim sen Galatasaray düşmanlarıyla Galatasaray'a meydan okuyan malum tiplerle nasıl gider de bir yerde yemek yersin, onlarla aynı masaya oturursun ya. Bir de adamları davet etmiş, gelin arayı düzeltelim. Ya olmaz. Nitekim Dursun Özbek'in bana gelen bilgilere göre Dursun Özbek'in tepesi 60 kardeşim. 60. İşte bir takım oyuncu isimleri servis ediliyor. Yok işte o geldi, bu geldi, onunla anlaştık. Onun menajeri İstanbul'da. Bu tamam. Abi ellerinde 4-5 tane bir takım zarfçılar var. O zarfçılara el altından bilgiler veriliyor. Onu aldık, bunu aldık. Şu geldi, şu gidiyor, bu gidiyor. Abi ne aldın, ne gidiyor ya? Kusura bakma yani. Trabzonspor 3 takım çıkaracak duruma geldi. Fenerbahçe 3 takım çıkaracak durumda. Beşiktaş gidiyor, değeri 100 milyon euroları bulan oyuncuları getiriyor. Abi biz ne diyoruz? Dönüyoruz dolaşıyoruz. Mertens'imiz var, Torreira'mız var. Ne olacak abi? Yanında kim var? Sağ bekin yok, sol bekin yok. Sol açığın yok, sağ açığın yok. Sağdan çizgiye inip orta yapacak adamın yok. Soldan çizgiye inip orta yapacak adamın yok. Mertens dönsün. Mertens dönünce ne yapacak abi? Ne olacak? Mertens döndü diyelim. Geldi, takıma girdi. Ne olacak? Kim orta yapacak? Ondan sonra Seferovic. O da hoş, onu da anlamak mümkün değil ya. Ümraniye maçını hatırlayın ya. 4. dakikası mıydı neydi? Maçın başında kabak gibi bir topu aldı. Ya ben Ersan Çelik olarak o topla orada buluşsam kaleye vururum anasını satayım. Gitti offside'deki adamı attı. Hani pası falan boş verin. Pası veremedi ya. Pası versen neye yarayacak adam? Offside zaten. Ya adamın bu kadar güvenden, özgüvenden mahrum bir durumu varsa o zaman biz neyi konuşacağız? Mustafa Muhammed'i beğenmediler, gönderdiler. Mustafa Muhammed niye Fransa'ya gönderildi? Ben biliyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Geçen yaz transfer döneminin son gününde
Mustafa Muhammed'i hangi irade Fransa'ya gönderip rezil ettiyse o irade şu anda Bayer'den Timur'un üzerinde yumruğunu hissettiriyor. Takmış ipi istediği yöne çeviriyor. Şunu sat, bunu gönder, onu alma, bunu alma, böyle oyala, şöyle oyala, işte onu yap, bunu yap, seni oraya başkan yapacağız, sen kralsın, sen büyük adamsın. Erden Timur, bu kafayla gidersen başkan olamazsın, ne başkanı? Galatasaray taraftarı gerçeği iki günde görür kardeşim. Benim derdim Erden Timur değil. 50 tane Erden Timur, 500 tane kim olsun? Abi Cenk Ergün şu ana kadar yetkili olsaydı bütün transferlerin en iyisi yapılırdı. Ne o hani bir başka takıma giderdi, ne bir başkası. Yapılırdı. Ha belki 1 milyon 2 milyon fazla verirdin. Verirdin ama hiç olmazsa da takımını kurmuş olurdun. Bakın. Ligin 4. haftası, Galatasaray yarın Trabzonspor'la önemli maçlarından birini oynayacak. Yarın Trabzon'dan 3 yediğin zaman ne diyeceksin abi? Ne diyeceksin? Okan Buruk gönder, kelleyi kopar. Tamam, gönderdiniz Okan Buruk'u. Yerine getireceksiniz bilmem kimi. O zaman Galatasaray bölünmez mi kardeşim? Galatasaray'da ihtilal olur. Erden Timur Efendi, aklını başına topla. Aklını başına topla. O akıldane nereye koşuyor diyorum ya Erden Timur. Hani Erden Timur kime koşuyor? Senin o koştuğun kişiler var ya, Galatasaray'ı bölenler, ne sen kalırsın, ne Galatasaray kalır, hiç kimse kalmaz, yerle bir olursun. O güvendiğin dağlara kar yağar, seni oraya hiç kimse başkan yapmaz. Efendim biz kongre yaparız, Dursun Özbek'i yeriz, hemen de seni oraya getirir oturturuz. İnanma bunlara, bunlar palavra. Bunu da hiç kimse söylemez arkadaşlar. Ben bunları söylüyorum. Benim görevim sizlere duyduklarımı anlatmak. Sen kalkıp abi Galatasaray düşmanlarıyla, Galatasaray'ı tehdit edenlerle, Galatasaray'a gider yapanlarla, çakar çakmazlarla, bilmem Beşiktaşlı bir takım tiplerle, ona buna hakaret eden bir takım tiplerle, arkasını belirli bir güce dayanmış tiplerle, abi enseye tokat yapma, gözünü seveyim. O zaman git şahıs olarak yap. Galatasaray adını kullanarak bunları yapmayın. Galatasaraylı nefret ediyor. Niye akreditasyonlar iptal edilmiyor? Adam meydan okudu. Hadi dedi, yiyorsa dötünüz dedi. Benim akreditasyonlarımı iptal et dedi. Adam seni tehdit etti. Niye etmediniz abi? Gidin oturun oralarda. Futbolcu gelecek. Her gün abi Galatasaray ha ilgili haber o geldi bu geldi onu aldık bunu aldık. Lan kimi aldınız? Ne aldınız? Ortada hiçbir şey yok ki. Bu iş sadece Mertens'le, Torreira'yla olmaz. Galatasaray bu şekilde yürümez. İstersen harikalar yaratsın bu iki futbolcu. Bir sakatlandı mı, bir cezalı duruma düştü mü? Ne olacak, yerini kiminle dolduracaksın abi? Ömer Bayram, Taylan, işte Berkan'da oydu buydu yani. Şimdi çıkıp Davud'a gidiyor. İşte Morutan'ı onlar bunlar gitti. Adam bak gittiği yerde oynuyor. Mustafa Muhammed'in Seferovic'de ne eksisi vardı abi? Niye gönderdiniz? Ama birileri istiyor diye gönderdiler. Çünkü zamanında Mustafa Muhammed'e menajerini değiştir, falanca menajer olsun, o olsun, bu olsun dediler. Çocuk kabul etmedi, çizdiler üstünü. Cagney'i aldıranlar, Galatasaray'ı zarara sokanlar çöp haline getirdiler. Çöpler hala Galatasaray'da duruyor abi. Ne Ömer Bayram gidiyor, ne Oğulcan gidiyor, ne öbürü gidiyor. Gitmiyor. Demek ki onlara birileri diyor ki gitmeyin kardeşim. Biz geliyoruz. Bakıyoruz abi 3 tane yerli oynama mecburiyeti var. Ne olacak? Kim oynayacak abi? Belli. Emre Akbaba, Kerem, Yunus. Onlar da diyor ki yerimiz nasıl olsa garanti. At sandalyeye otur sahada. Ya bir tane orada yapın, bir şey yapın. Ben bunu kötü niyet anlamında söylemiyorum yani. İlk maçta Giresun maçında biliyorsunuz Abdülkerim bir hata yaptı. Ya ondan sonra her kulüpte bunun gibi hatalar olmadı mı? Trabzonsporlu oyuncu Antalya'da 3. golü takımına yedirmedi mi Trezeguet? En son Gaziantep Antalya maçında Antalya'nın defansındayken de tecrübeli oyuncular abi 2 defa topu verdiler rakibe. Gitti Gaziantep tık tık bıraktı 5 yaptı. Biz ne yaptık? Abdülkerim'i linç ettik. Abi olmaz. Bak Galatasaray'da Okan zaten yalnız. Okan tek başına bu işleri derleyip toparlayacak güce sahip değil. Öyle bir dirayeti yok. Öyle bir yeteneği de yok zaten. Ama
iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galatasaray'a bir sevgi getirdi, arkadaşlık getirdi, dost getirdi. Florya'da herkes birbirine kenetlendi. Bir huzur ortamı oldu. Huzur olunca da takım olma yolunda ilerliyoruz. Ama sen adamın eline işte defansa oyuncu vereceksen ver. Ne bileyim bek alacaksan al. Bir tane Seferovic'i getirdiniz hadi. Olmasa iyiydi ama getirdiniz. Oraya bir tane oyuncu daha koy. Senin klasik anlamda 10 numara yok. Yok. Bu transferler yapılmıyorsa, bugün Galatasaray klasik anlamda 10 numarayı almıyorsa, Mustafa Muhammed gibi oyuncuyu yiyorsa, sen hala sol beke çare bulamıyorsan, elinde işte Ömerlerle, Oğulcanlarla hala yollarını ayırmamışsan, o zaman Erden Timur'un nereye koştuğu, kime koştuğu gayet açık ve net bir şekilde belli arkadaşlar. Kimlerle dost oluyor? Kimlerin yalayıcılarıyla dost oluyor? Adamlar seni tehdit ediyor. Galatasaray düşmanlarıyla el ele veriyorsun abi. Dost oluyorsun. Bu işler doğru şeyler değil abi. Bunlar doğru şeyler değil. Galatasaray'da yanlış işler oluyor. Galatasaray bu kafayla, bakın bu kafayla şimdi herkes elini açmış. Aman da aman Trabzonspor'a yenilelim. Ya bakıyorsunuz Galatasaray doğranıyor. Galatasaray hani diyordu ya, sağda solda arkada orada her yerde gözümüz olacak, biz her masada olacağız diyen adam ortalıkta yok abi. Nerede abi, niye biz sağda solda orada burada her masada gözümüz yok şu anda değiliz? Galatasaray'ın Giresun maçında 3 penaltısı verilmemiş, Ümraniye maçında öyle. Neden sesiniz çıkmıyor? Trabzon maçına 22 ay sonra Ali Palabıyık diye bir tane Galatasaray düşmanı tetikçi gönderiliyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Vara Hakan Ceylan diye Galatasaray düşmanı oturtuluyor. 6 saniyeci Alper Ulusoy Galatasaray'ın VAR maçlarında, belki de Trabzon maçında yine Alper Ulusoy olur. Öbürlerini söylemeye bile gerek yok. Size ben ne söyleyeyim, daha ne anlatayım? Gidiyorlar diyor federasyona. Federasyon bunlara diyor hadi yürü yallah, Kasım'a kadar işimiz var diyorlar. Yüzlerine bile bakmıyor. Şimdi herkes bir şekilde diyor ki Dursun Özbek hani var ya 3 tane tapuyla böyle, yok işte Adana'nın tapuları, Kemerburgaz'ın tapuları, o tapulara karşılık lig gitti diyorlar. Şimdi bunu konuşanlara ben ne diyeceğim abi? Adamların ağzı torba değil ki büzesi. Öte yandan abi her gün transfer haberi. Her gün Icardi geldi, Zuccardi geldi, o gitti, bu geldi. Abi Icardi'ye gelene kadar benim derdim Icardi değil. Madem Seferovic'i oraya koydun, orada da Gomis var. Niye almadın kardeşim Umut Bozok'u? Geçen sene Türkiye'nin gol kralı bu adam. Ne var efendim? 1.500.000 fazla para istiyormuş. Vereceksin, alacaksın kardeşim. Galatasaray düşkünler yurdu değil ki. Nerede bulacaksın 500-600.000 euroya futbolcuyu? He? 500-600.000 lira. Seferovic'e para vermedin mi? O kaç para alıyor? 24 yaşındaki Mustafa Muhammed'i gönder. 30'unu devirmiş adamı al. Tut onu elinde. Verme para. Verme. Defansa adam arıyorlar. Siz değil miydiniz bir ara bu Lüyendama'yı 20-30 milyona satarız diye? He? Meşhur koştuğunuz abiniz bunu demiyor muydu? Öyle diyorlardı. Ne oldu? Kim getirdi Lüyendama'yı çöp haline? Kim getirdi Mustafa Muhammed'i çöp haline? Kim getirdi Cagney'i çöp haline? Kim aldırdı? Kim getirdi? Hala abi birilerinin eli Galatasaray'ın üzerinde. Ve bunun baş kahramanı da Erden Efendi. Yeter ya. Erden Efendi bugün gidip Galatasaray düşmanlarıyla yemek yiyorsa, onlarla dost oluyorsa abi, kusura bakmayın. Erden Efendi bundan sonra ağzıyla kuş tutsa hikaye bana. Sen Trabzonspor maçına neden bir tane klasik anlamda bir 10 numarayı koymadın ya kardeşim? Herkes soruyor işte. Soruyor. Trabzonspor her gün bir futbolcu alıyor. Ya bunlara limit yok mu? Ha? Bunlara sınır yok mu? Nasıl alıyorlar bunlar? Galatasaray'a paranız yoksa da defolun gidin kardeşim ya. Yok bizim paramız deyin. Yok deyin. Abi el alem parayı da buluyor. Oyuncuyu da buluyor. İstediğini getiriyor. İstediğini alıyor. Beşiktaş gidiyor abi. He? Everton'dan bilmem nereden, İngiltere'nin en iyi futbolcularından 26 yaşında alıp getiriyor. Üstelik kiralama bedeli de vermiyor. Siz neredesiniz abi? Neredesiniz? Bana söyleyin ya, kimin kayığına bindiniz? Sizi kim yönlendiriyor? Kimden aldığınız emirleri yerine getiriyorsunuz? Kiminle dost oluyorsunuz? Galatasaray düşmanlarıyla dost olurken, onlarla yemek yerken birileri talimat mı veriyor bu arkadaşa? He? Galatasaray yönetimi içerisinde Erden Timur'a herkes gıcık. Bakın söylüyorum size. Bir arkadaşım dedi ki
Bakın bak bunu dediği için söylüyorum. Ben kaba kuvvet mabet kuvvet yanlısı falan değilim. Bir gün dedi ki bir arkadaşım, bakın dedi bu Erdem Timur'u dedi, hatta isim de verdi bana, falanca 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 çok fena yapacak dedi. Nasıl fena yapacak dedim. Vallahi biri ağzını burnunu kırar bir gün, haberin olsun dedi. Yönetim içindekileri söyledi ha. Ulan hadi ya dedim. Niye? Ya dedi adam dedi kimseyi iplemiyor, diklemiyor. Dursun Özbek'e gitmişler demişler ki başkan yeter ya, biz bu adamdan bıktık. Galatasaray'ı buna niye teslim ettin sen? Adam bildiğini okuyor abi. Talimatı da alıyor birilerinden. Onlar zaten ona doğru koşuyor. Nereye koşuyor dediğim o. Kime koşuyor? Kime koşuyor abi? Ya yeter abi, Galatasaray bir huzur bulsun ya. Hoca yeni. Takım yeniden kuruluyor. Alın 3 tane futbolcu daha. Efendim 3 futbolcuya 1 milyon fazla. Verdinse verdin, al ya. Bu transfer işi beceri işi. Şuradan bir hafta sonra, ama bakın ben bunları size aylar, günler öncesinden daha transferin başında söyledim. Dedim ki bunlar dedim kilit oyuncuları, göreceksiniz dedim. Ağustos'un sonuna kadar almayacaklar. Trabzon maçına kadar almayacaklar. Okan Buruk'un elini zayıflatmak, Galatasaray orada yenilsin, kaybetsin. Okan Buruk'la yollar ayrılsın. Kalan bir haftada da malum kişi bilmem ne. Yok efendim Arda Turan sportif direktör. Hadi lan oradan. Ne sportif direktörü? Neyin sportif direktörü? Geçen sene Göztepe maçında, en kritik maçında bana sarmaş dolaş fotoğrafı veren adamı ben sportif direktör, direktör istemem. Sen sportif direktör olurdun Torrent geldiğinde, Torrent'e bak o da Barcelona, sen de Barcelona, İspanyolcu da biliyorsun, el ele verip adamın yanında dik durursan eyvallah. Takıl birilerinin kuyruğuna, bilmem birilerinin kayığına, Galatasaray'a zarar ver, ondan sonra ben sportif. Ulan Erdem Timur kardeşim bak. Sen bu ardaları oraya... Dursun Özbek sana bunları getirtmez. Yaptır. Zaten bana şunu söyle. Dursun Özbek bunun üstünü çizdi dediler. Çarpıya attı. Ne dedi? Icardi'yle biz görüşmedik dedi. Biz kime inanacağız şimdi abi? Kulübün başkanı diyor ki Icardi'yle görüşmedik diyor. Bak görüşmedim demiyor. Görüşmedik diyor. Dik diyor. He? Erdem Efendi dik. Görüşmedik diyor. Sen kimin adına görüşüyorsun o zaman? Kimin adına görüşüyorsun kardeşim? Galatasaray senin oyuncağın mı ya? Baskette bilmem ne yapmışlar. 3 tane 4 tane basketçi gelmiş. Zaten orada profesyoneller var. Ya benim baskette olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Önce sen bir futbolu, sonra hangi akıl, hangi mantık futbolu buna teslim eder? Kim verdi bu talimatı? Kim verdi bu aklı? Ya kardeşim orada transferleri yapabilecek tecrübeli, yıllarca bu işi yapmış olan Cenk Ergün'ü neden taca atıyorsunuz? Neden? Ne taca atma? Sinek ikilisi yapıyorsunuz. Teslim ettiniz Galatasaray'ı. Al işte. Her gün bir yalan. Her gün bir dolan. Ne demiş şair sevdiğine? Yalan da olsa bana sevdiğini söyle, aldatılmaya muhtacım. Hepimiz aldatılmaya muhtacız. Aman o geldi, bu geldi. Kardeşim Galatasaray'ın bir tane iyi bir golcüye ihtiyacı var mı? Var. Galatasaray'ın bir tane iyi 10 numaraya ihtiyacı var mı? Var. Galatasaray'ın soldan top götürüp orta yapacak adamı var mı? Yok. Sağdan götürecek, orta yapacak adamı var. Yunus kötü futbolcu değil. Alıyor içeri. Kerem'i zaten hiç hesaba katmıyorum. Benim gözümde yok. Çünkü bu adam kendini oynuyor. Zaten Fenerli menajeri bilmem nesi var. Abi bakın bu doğrama falan değil. Bu gerçekleri söyleme. Ben abi bu gerçekleri bugün söylemeyeceksem, kendime saklayacaksam ne zaman söyleyeceğim? O kadar çok bilgi geliyor bana. Diyorum yani işte Galatasaray yönetimi içerisinde adamlar dişini gıcırdatıyor ya. Diyorlar ki bak bu adamı bir gün fena yapacağız diyorlar ya. Artık yok. Dursun Özbek'e uyarıyorlar. Başkan bak bu kimseyi iplemiyor, kimseyi diklemiyor. Bu bindi birilerinin kayığına, birilerine doğru koşuyor. Buna engel o. O da diyor ki yok diyor, öyle bir şey olamaz ben buradayken diyor. Abi yarın bugün Galatasaray'da bir takım tatsız, hoş olmayan gelişmeler olursa hiç puştuktan saymayın abi. Ersan Çelik bakın bunları söylüyor. Başkaları söylemez. Onlar söylemezler. Onların derdi Galatasaray kötü olsun, yerlerde sürünsün. Aman aman birileri Galatasaray'da şimdi Okan'ın gitmesinden sonra nasıl bir kaosun doğacağını ya da Galatasaray'ın Allah korusun Trabzon'a yenilmesinden sonra neler olacağını, ya şurada bir Giresun maçından sonra kelleler alındı, kelleler verildi yani. Daha bunu çok daha katmerlisini, çok daha fazlasını yapacaklar. Sen gidip Galatasaray düşmanlarıyla dost olursan, her söylediğin hiçbir şeyi yapmazsan, kuru sıkı atarsan, el altından bir takım isimleri servis edip, o geldi, bu geldi, onu aldık, bunu aldık. Transfer bitiyor abiciğim şurada.
Transfer bitiyor. Kimi alacaksın? Efendim fırsat transferi kolluyorlarmış. Ya neyi kolluyorsun? Adam transfer kapandıktan sonra hangi fırsat transferi? Adam bugün vermeyeceği futbolcuyu yarın niye versin sana? Kolla. Sen başka tarafını kollayacaksın bu gidişle. Olmaz. Burada yanlışlıklar var arkadaşlar. Bakın en son işte az önce de söyledim. Trabzonspor Umut Bozok'u alıyor. Ondan önce bir gün önce gitmiş bir tane bir oyuncu daha almış. Fener almış, o almış, bu almış, Beşiktaş alıyor. Abi Galatasaray'ın bırakın iki kadroyu, kadro derinliğini elinde Torrent'le, Torreira'yla Mertens sakatlandığı anda yerine koyacak adam yok. Yerine koyacağın adam Taylan'la Berkan. Onlar da diyor ki bırak gidelim diyorlar. Bırak onlar da kendi canlarını kurtarıyorlar ama Ömer Bayram'mış, Oğulcan'mış, öbürleriymiş, Ali Veli bir takım külah abi, al külah ver takke, hiç kimse bir yere gitmiyor. Onlar orada, onlar diyor ki babamız gelecek diyor, bizi kurtaracak diyor. Arda abimiz menajer, sportif direktör olacak diyor. Niye? Galatasaray Trabzon'da yenilecek. Peki Galatasaray Trabzon'da galip gelirse ne olur dedim. Bir tanesi dedi ki, Avane takımının meşhur elemanların, abi fark etmez dedi. Devre sonuna kadar dedi, biraz dedi ömrünü uzatır ama devreyi hayatta göremez dedi. Abi böyle çarpıyı atmışlar. Neye güveniyorlar, kime güveniyorlar? Erden Timur diyorlar. Babamız var orada, geleceğin başkanı var, biz ona güveniyoruz diyorlar. Eyvah eyvah eyvah. Geleceğin başkanı. Demek ki Galatasaray'da bu transferler kasıtlı olarak yapılmıyor. Gelen işte bu Mertens ya da Torreira demek ki birilerinin onayıyla aldırıldı. Ama kilit yere oyuncular alınmıyor. Aldırılmıyor. Ne zaman alınacak? Trabzon'a Galatasaray yenilecek. Okan Buruk gidecek. O yerle bir olacak. Yeni sportif direktör gelecek. O alacak. Belki de belirlediler bazı oyuncular. Tutturdular. Icardi, Icardi, Icardi. Ulan Icardi bugün şeyden Seferovic'den ne kadar fazla bilemiyorum. Şimdi yanlış anlayın. Abi Icardi'yi de beğenmiyorsun. Abi Galatasaray'ın öyle duran santrfora ihtiyacı yok. Nereden? Icardi ne yapacak abi? Sağdan orta gelecek, soldan orta. Sağdan ortaya Erden Timur, soldan da Dursun Özbek mi yapacak abi? Kusura bakmayın. Ne fark eder? Seferovic'e geliyordu ama şeye gelecek. Icardi'ye gelecek. Abi topu aldı ve Evander gibi topu alıp götürecek. Adam geçecek. Bakın Fenerbahçe'nin adamlarına adam karşısına aldı mı zınk zınk geçiyor. Trabzon'un adamlarına bakın aldı mı geçiyor. Orta sahaya Beşiktaş koydu bir tane aslanlar gibi oyuncu elinde. İki tane üç tane daha vardı zaten. Galatasaray abi Galatasaray'da futbol aklı yerde yerlerde sürünüyor. Teslim etmişler Erden Efendi'ye. İstediği gibi başkan da bilmiyorum hangi akla hizmet her şeyi ona bıraktı. O da boşa kürek çekiyor. Ama kendisine bu konuda uyarılar çok sıkça gelince biz dedi Icardi ile görüşmedik dedi. Şimdi ne olacak abi? Bunun arkasından ne gelecek? Taraftar sabırla bekliyor. Önce dediler ki 4 tane 5 tane oyuncu alacağız. Biz de yiyoruz. Ben de yiyorum sonuçta ya. Diyor o alacak ya Galatasaray. Abi Galatasaray'da yönetici olan, başkan olan adama güvenirim ben abi. Nasıl güvenmem ya? Güvenmiyorsam da yanlış yapıyorum demektir. Güvenirim. Galatasaray teknik direktörüne de güvenirim. Galatasaray başkanına da güvenirim arkadaşım. Güvenirim. Sonuna kadar güvenirim. Destek de veririm. Ama onlar yanlış yapıyorsa gidip Galatasaray düşmanlarıyla abi el ele veriyorlarsa onlarla dost oluyorsa onlarla yemek yiyorsa bilmem ne yap abi adam sadece bir eleştiri yapmıyor ki Galatasaray'ı tehdit ediyor meydan okuyor onu yapıyor bunu yapıyor dalga geçiyor kafa buluyorlar Galatasaray'la ben onlarla aynı yere geleceğim onlar aynı yere değil onları şeytan görsün yüzlerini derim yani. Taraftarın burasına geldi abi yapmayın etmeyin ve sonuç olarak şunu söylüyorum. Erden Timur Efendi nereye koşuyor? Ya da şöyle söyleyelim. Erden Timur kime koşuyor? Başkan Dursun Özbek onun kime koştuğunu gördü, biliyor. O da aslında bu tezgahın içinde de şimdi ister istemez bir adım geriye atıyor. Çünkü Galatasaray camiasında Erden Timur'un koştuğu yere ve o yerde bulunan kişiye karşı ya da kişilere karşı müthiş bir nefret var. Müthiş bir kin var. Galatasaray'da ihtilal olur. Eğer Okan Buruk'tan sonra düşündükleri operasyonları yaparlarsa Galatasaray'da ihtilal olur. Galatasaray bölünür. Ne Dursun kalır, ne o Erden kalır, ne o kalır, ne bu kalır. Herkes aklını başına toplasın. Bugün rakipler güçlendi. Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da şu anda kadro itibariyle gerisinde arkadaşlar. Tamam oynanan futbol öyle akşamdan sabah on numara olmuyor ama
Kadro derinliği yok. Yerine koyacağın oyuncu yok. Aldığın yeni. Dubois sakat. Bitsio sakat. Kimin ne olacağı belli değil. Seferovic'i görüyoruz. Kanatlardan orta gelmez. Nasıl gelecek? Vahiy mi gelecek? Yunus'la Kerem'e de sağdan soldan orta mı yapacaklar abi? Daha bunun gibi neler var? O sıkıntılar büyük. Bu sıkıntıları aşmanın yolu bir an evvel herkes gibi gereğinin yapılması. 3'e 5'e bakılmadan oraya bir 10 numara, iyi bir golcü, ne bileyim sol bekse sol bek veya işte takım içerisinde bazı değişiklikleri artık Okan'ın da yapıyor olması lazım. İlla yabancı yerli dengesin işte 3 yerli için Kerem'i ya da Emre Akbaba'yı kullanma kardeşim. Koy kaleye gerekiyorsa Okan'ı, koy sol tarafa Kazım Can'ı. Ne bileyim bunlar kendine alternatif yarat. Berkan'ı milli takımda adam sol tarafta oynattı. Sen de oynat. Bu işi bilen teknik direktörler, hocalar da bunun böyle olduğunu zaten bize söylüyorlar. Biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ya Okan bunları göremiyor ya da bu tezgahın içerisinde Okan da var abi. Okan da var. Hani vardır ya politikacı abim allem eder gallem eder ya diyor. 3 günde olsam diyor başbakan olmak derdi eskiden. Öyle derlerdi. Başbakan olmak önemli. Oraya Türkiye Cumhuriyeti bilmem kaçıncı başbakanı diye duvara fotoğrafın asılıyordu. Şimdi demek ki Galatasaray'a teknik direktör olmak. Okan için teknik direktör olmak. İşte 3-5 maçta yönettikten sonra tamam abi ben amaç hasıl oldu. Galatasaray teknik direktörü olarak adımı tarihe yazdırdım. Fotoğrafım da duvara asıldı. Bundan sonrası tamam. Ağamız babamız efsanemiz. Baba ben beceremedim. Ben yiyemedim. Gel sen mi ye diyecekler. İşte o verdiğiniz transfer yetkisini verdiğiniz tip. Ne olacak abi bunlar? Birileri bunlara ne zaman dur diyecek? Bu işler ne zaman düzelecek? Nasıl düzelecek? Ben bunları söyledim diye şimdi çoğu bana ooo diyecekler. Ben suçlu olurum. Ben suçlu olurum. Yapanlar abi bu kadar ortada rezilliğe neden onlar. Galatasaray düşmanlarıyla el ele verenler, dalga dümen, abidik gubidik işleri, her türlü tezgahı çevirenler haklı olur. Onları tabii avare takım onları aklayacak. Ama hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Gerçek Galatasaray taraftarları sizlersiniz. Ben sizlere gerçeği anlatayım da ne olursa olsun bunları da hiç kimse hiçbir şekilde anlatmaz, söylemez abi. Nasıl Türk futbolunu Galatasaray'ı bitirme adına rezil ettilerse 26 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yoksa Galatasaray'da da bakın abi işte federasyon, medrasyon rakipler el ele verdiler. Zaten Türkiye'de Galatasaray dışında Avrupa'yı düşünen bir başka kulüp yoktu. Şu anda gelinen noktada da abi Galatasaray yönetimi de işte sadece onun yolunu keselim, bunu bitirelim, şunu bitirelim derken onlar da içeride bir başka şekilde Galatasaray'a zarar veriyorlar. Rakipler Galatasaray'ın önünü keselim derken kendi ayaklarına kurşun sıktılar. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde 26 yıl sonra işte Galatasaray'ın olmadığı bir Avrupa'da zaten Türk takımlarının hali belli. Bu yeni değişim, bir takım gelişme işte şunu bitirelim, bunu bitirelim diye İçerideki dalga dümenciler de kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Sonuçta ne olacak abi? Birilerini getirelim, birilerine hizmet edelim derken kendileri de yerle bir olacak. Galatasaray için bu mevsimde bitecek. Tekrar edelim. El alem abi ikişer takım kuracak. Kadro oluşturdu, derinlik oluşturdu. Galatasaray abi biz dönüyoruz ediyoruz. Mertens'imiz var, efendim Torreira'mız var. Gerisi hayırlı olsun abi ne diyeyim. Ama şunu söylüyorum. Erden Timur. Nereye koştuğunu ben biliyorum. Kime koştuğunu ben biliyorum. Bilenler de biliyor. Yazık, yanlış yoldasın. Derin sulara tekrar daldın. Dön geri. Dursun Özbek de her şeyin farkında. Başkanı Dursun Özbek de her şeyin farkında. Bu yolun sonunda uçurum var. Dön bir an evvel Galatasaray'ın transferlerini yap. Bitir. 4 tane 5 tane oyuncu gelecekse gelsin. 3'e 5'e bakma kardeşim bakma. Yeter artık buraya kadar geldi. Ya da bunları beceremiyorsan git Galatasaray düşmanlarıyla her gün otur dost olun yemek yiyin lay lay lom yapın eğlenin bakın keyfiniz ama Galatasaray'ın yakasından düşün be kardeşim. Yeter ya yeter harbiden yeter yani. Ne olursa olsun Allah göstermesin Trabzon'da bir negatif sonuç olsun benim için bunun faturasını Erden Timur ödemeli arkadaşlar. Erden Timur ödeyecek. Başkan ödeyecek. Hiç bunun başka yolu yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, abone olmayı da unutmayalım lütfen. İnşallah Trabzonspor maçından sonra çok keyifli bir sohbet yaparız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.